Said Nursi Hazretleri 30 yılı hapiste geçmiştir. Yüzlerce kere yargılanmıştır. Şu an Türkiye'de en çok sevilen insanlardandır. Hazreti Yusuf 7 yıl hapiste yatmıştır. Başımızın tacıdır. Biz onu iftiharla hatırlıyoruz. 7 yıl hapiste yatmasını. Yani ben daha önce de hapiste yattım. 1 yıl yattım. Yine de yatırım mı? Efendim? Yani olursa yine Allah yolunda olsa iftihar ederim. Yani mest olurum. İnşallah. İşte öyle. Tabii. Yani cezaevine girmekten, elinize tekrar kelepçe takılmasından. Allah yolunda, yani ben hamd etmiştim bana kelepçe vurulduğunda, acayip hoşuma gitmişti. Polis de şahittir. Acayip hoşuma gitmişti. Yani büyük bir şereftir Allah yolunda. Bu biz mağdur rolü üstlenmekten dolayı mı? Çünkü hayır, mağdurun hayır. Toplumda acıyanı veya taraftarı çok olur. Hayır. Bak daha öncekilerin başına gelenler, sizin başınıza gelmeden hemen cennete gireceğinizi zannettiniz diyor Allah ayette. Allah yolunda mücadele eden iftira olacak, hakaret olacak, baskı olacak, hapis olur, sürgün olur, her şey olur. Peki siz o kişilerle kendinizi niye özdeş duruma getiriyorsunuz? Müslümanım. Ben de Müslümanım. Güzel. Yani ben onlar yaşadı bunda illa ben de yaşamalıyım diye bir durumda değilim açıkçası. Ben onu bana Allah yaşatıyor. Yani Allah lütfediyor, böyle bir nimet veriyor. Bu nimet midir? Tabii ki. Çok büyük bir nimet ve büyük bir şeref. Yani çıkar amaçlı suç örgütünü kurmak ve yönetmekten dolayı yani dava devam edecek ama yani ceza alırsanız bu bir nimet midir? Tabii ki. Yani büyük bir şereftir. Peygamber Efendimiz'e de olmadık iftiralar atıldı. O onun için atılan her iftira onun için bir sevaptı. Yani kanunların suç saydığı bir fiili işlemek. Ben onu işledim. İşlemedim hayır, ki. Hayır ben işlediniz diye söylemiyorum. Evet. Ola ki böyle bir karar çıkarsa diye. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Denebilir. Ben ama işlemediğim belli. Ben çetelilerine benziyor muyum? Ben bir yazarım. İlmi araştırmalar yapan bir insanım ve Müslümanım. Şefkatim, merhametim, sevgi dolu bir insan olduğum herkes tarafından bilinir. Benim çetelilerim olmadığını herkes biliyor. Türkiye'ye yani bana güler.